Merhaba arkadaşlar, canım anne, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızı izleyenler hatırlarlar, şöyle bir iki yaş tığ işi, bir etek çalışması yapmıştık birlikte. Üzerine sonradan bir bandaj eklemiştik takım olarak. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı ipimi kullanacağım. İstek modelleri bir arada derlediğim bir çalışma olacak inşallah sonunda. Crop bir süveter modeli istendi, tığ işi. İstenilen yaş 6-7 yaşta aslında, fakat ben eteğimin üzerine takım olsun diye 1-2 yaş uyumlu yapacağım yine. Fakat 1-2 yaşa nasıl yapabiliriz? 5 yaş için nasıl, ne kadar artırma yapıp nasıl ayarlayabiliriz? 10 yaş için bunu nasıl uyarlayabiliriz? Hem bunu anlatacağım, her yaşa yapabilelim diye, hem de güzel bir takım oluşturmuş olacağım. Bu 3 videoyu da birleştirerek güzel bir bebek takımı elde edebilirsiniz. İster bebeğinize giydirmelik, ister hediyelik bir takım ortaya çıkarmış olacağız sonunda. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz, abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz diyelim. Anlatımımıza geçelim. Şöyle hemen 100 gramda 360 metrelik bir ip. Benimki akrilik bir ip kullanmıştım. 3 milimlik de tığım var elimde. Sizler ipinizin kalınlığına göre, elinizin durumuna göre tığ numarası tercih edebilirsiniz derken, bir yandan ipimin ucunu arıyorum. Hemen şunu bulayım ve başlayalım. Evet, alt kısımda zincir çekerek başlayacağız. Şu şekilde başlangıç ilmeğimi atıyorum ve zincir çekiyorum. Kaç zincir çekeceğiz? Neye göre çekeceğiz? Şimdi kaç yaşa yapacağız? Ben dedim ki 1-2 yaşa göre yapacağım. Siz de deyin ki 3 yaşa yapacağım, 5 yaşa yapacağım. Hemen beden tablomuzu önümüze alacağız hanımlar. Beden tablomu şöyle önüme aldım. Beden genişlik 2 yaş, 1 yaş, 1,5 yaş için 30 santim bakın. 26, 28, 30, 31. Ben şöyle 1,5 yaş, 30, 31 santim yapayım. 30, 31 santim genişliğinde zincirimi çekeceğim. Yani sayı yok. Sayı niye yok? Çünkü elimizdeki ipin kalınlığına göre sayı muhakkak değişir. İnce bir ip olur, daha çok zincir çekmemiz gerekir. Kalın bir ip olur, daha az zincir çekmemiz gerekir. Onun için. Evet, bu arada yeni videolarımda son birkaç gündür tanıyan arkadaşlar sayfamdan da soruyor. Konuşmamdaki değişiklik, diş tedavim hala tamamlanmadı. Onun için fark ediliyor. Bilenler özellikle fark ediyorlar. Biraz zor konuşsam da devam ediyoruz bir şekilde. Şöyle hemen mezuramı alacağım. Daha olmamıştır. Sanki olmuş gibi geldi ama mezurayı alınca da az geldi. Bu alt zincirini çekerken hanımlar gayet rahat çekelim bakın. Şöyle geçiriyorum tığımı. Şu şekilde asla sıkılamıyorum. Geçirdiğim gibi bıraktım. Geçirdim, bıraktım. Düzgün durması için altta çektiğimiz zincirin sıkı olmaması gerekli. Hemen şöyle tekrar koyacağım. Göz kararı oldu gibi geliyor bana. Şöyle de yapalım. Evet, 31-32 santim hatta yaklaşmış, yeterli. Bu şekilde zincirimi çektim. Dediğim gibi siz yapacağınız yaşa göre, bunun beden tablosuna göre. Ha, tablo kullanmam anlamam derseniz ki bunu diyen çok, aslında çok net yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar da anlamayan arkadaşlara da. Bebeğinizin, çocuğunuzun kıyafetine de ölçerek bunu ayarlayabilirsiniz. Üzerine iyi gelen, rahat olan bir kıyafete şöyle genişliğini kol altlarından ölçerek ayarlayabilirsiniz. İsteyenler de, tabloya ulaşamayanlar da yorumlar kısmına yazın, link olarak bırakalım. Oradan istediğiniz zaman sürekli ulaşabilirsiniz. Şimdi zincirimi çektim. İpimi üzerine aldım. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3. zincire battım. Şöyle bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 hamlede çıkararak üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Hemen yanındaki zincire tekrar ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 tane zincirim var. İlmeğim var, pardon. Şöyle bir tanesini aldım. Sonra bir iki tanesini. Sonra bir iki tanesini. Bu şekilde üçlü trabzan yapacağım. Zincirimi sonuna kadar.
3 defa da çıkardım. Bir sonraki zincire batıyorum. Yine 1, 2, 3 defa da çıkardım. İpimi doladım. Bir sonraki zincire battım. 1, 2, 3 defa da çıkardım. Zincirimizin boyu ne kadarsa, eni ne kadarsa sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Bu şekilde zincirin sonuna kadar, şuraya kadar, istediğimiz genişliği oluşturana kadar. Burayı tamamladığımızda da tekrar bir ölçelim. Çünkü zincir boyuyla örülmüş halinde belki fark olabilir. Çok ufak da olsa istediğimiz genişliğe göre aynı. Evet, şöyle zincirimin sonuna kadar geldim. Şimdi üzerine model kurulumunu yapacağız. Hemen şunu belirteyim. Bu şekilde burası mesela arka olacak. Arka kısmından başlamış olduk. Arka kısmı düz olacak. Modelimizi koyduktan sonra tamamını örüp ön kısımda bitireceğiz. Ön kısmı eteğimizin şuradaki şekli gibi olacak. Yani ön duruşu şu kenar kısmı şeklinde olacak hanımlar. Bunu belirttikten sonra hemen modeli kuracağız. Modeli kurarken bakın, isterseniz hani çıtı pıtı olsun, daha küçük modelli olsun derseniz şu ilk sırada yaptığımız iki trabzan, iki zincir, iki trabzan modelini kurabiliriz. Benim yapacağım gibi, ki ben şu anda böyle yapacağım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde. Yahut daha iri dursun, daha gösterişli dursun derseniz de 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağız. Hepsinin kurulumunda şu zemin kısma yerleştirilişi farklı olacak. Onun için şimdi ben hepsini anlatacağım. Hesabı kuvvetli olan arkadaşlar hemen şu başlangıçta, eteğin başlangıcında yaptığımız gibi iki trabzanın üzerinden bakın şuradaki kuruluma bakalım hemen. İki trabzan, bir boşluk, bir model. Bir boşluk, iki trabzan, bir boşluk, bir model, bir boşluk şeklinde gidiyor. Eğer bunu yapacaksak, ki biz bunu yapacağız, yani ben videoda bunu uygulayacağım. İki trabzan, iki boşluk, bir model, iki boşluk, iki trabzan, iki boşluk şeklinde ilerleyeceğiz. Şuradaki modeli yapacak olanlar, daha iri dursun isteyenler de 2 trabzan, 3 boşluk, 1 model, 3 boşluk, 2 trabzan, 3 boşluk, 1 model, 3 boşluk şeklinde ilerleyecek. Dediğim gibi hesabı kuvvetli olan arkadaşlar, ben yaparım hemen kafadan hesaplarım diyenler yapabilir tabii ki. Kaç tane trabzan gerektiğini kurulum için, fakat bende öyle bir kapasite yok. Benim gibi olanlar için de ben kendim nasıl hesaplıyorum hemen onu göstereceğim. Şöyle kağıdımı, kalemimi önüme alayım. Şöyle yapacağım. Bakın şurada. Hemen şurayı da önümüze alalım ki ben görerek daha iyi anlıyorum. Dediğim gibi muhakkak benim gibi olanlar vardır. Şöyle. İki tane trabzanım. İki tane boşluğum. Modele ne yapalım? Şu da modelimiz olsun. Bir model. İki tane boşluk, iki trabzan, iki tane boşluk, bir model. İki boşluk, iki trabzan, iki boşluk, bir model. Bu şekilde yapacağım. Bunların her birini bir zincir olarak, bir trabzan olarak sayacağım tabii ki. Sonra şurada toplamda kaç tane trabzanımız var? Bunu bilelim. Ben bir sayayım. 64 taneymiş benim trabzanım. Hemen şuradan 2, 4, 5, 2, 4. Ne şekilde hesaplanabilir diye bakıyorum. Pratik, dediğim gibi matematik iyi olmayınca bu şekilde olmuyor. Ben sayarak yapıyorum. Yine aynı şekilde yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28'i devam ediyoruz. 64'e kadar bu şekli çizeceğim. Şekil yine şurada başladığımız gibi, yani şurası gibi bitecek. Buranın tam karşı yansıması olarak bitecek. Şekli tamamlayayım. 60 küsur ilmeğe kadar. 1-2 fazlası olabilir, 1-2 eksiği olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan eşit şekilde modeli kurmak. Evet, şöyle tamamladım. Bunların her birini birer tane ilmek olarak saydım. Dediğim gibi 65 tane oldu. Bakın başladığım gibi kenarda iki trabzanla da bitirdim. 65 ilmek oldu. Hemen buraya bir tane daha trabzanımızı yapalım. 65 tane ilmeğim oldu şu anda. Üzerine model kurulumunu yapacağız birlikte.
Farklı boyutta yapanların sayısı tabii ki değişecektir. Şimdi sayımızı ayarladıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Buraya geriye çevirdim örgümü. İpimi üzerine aldım. Hemen ikinci trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkardım. Üçlü trabzanımı yaptım. İlmeğimi üzerine aldım. İpimi. 1, 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncü noktaya modelimi kuracağım. 1, 2, 3 de çıkardım. Bir trabzan. Aynı noktaya bir trabzan daha ve bir trabzan daha. 3 tane yan yana trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum araya. İpimi üzerine aldım. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2. ve 3. aynı noktaya tekrar yaptım. Devam edeceğiz. Hemen şurada ipimi alıyorum. Üzerine aldım ipimi. 1, 2 tane boşluğumuzu bıraktık. Hemen yanındakine battık. 2 tane trabzan. Bakın çizdiğimiz modeli şimdi uyguluyoruz buraya. İpi üzerine aldım tekrar. 2 tane boşluğumu bıraktıktan sonra 3.'ye modeli yapıyorum. 3 tane trabzan yan yana. Araya 2 tane zincir. İpimi tekrar aldım. Aynı boşluğa 3 tane daha trabzan. İpi üzerine aldım. 2 boşluk. Yan yana 2 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim hanımlar. 2 trabzan, 2 boşluk, 1 model. 2 boşluk, 2 trabzan, 2 boşluk, 1 model. Sıranın sonuna kadar uygulayalım. Sıranın sonuna kadar geldim. Yine bakın başladığım gibi aynı şekilde kenar kısımları görüntüsü aynı. Şimdi burada tekrar zincirimizi çekelim. 3 tane geriye dönelim. Hemen ikinci trabzanın tepesine battım. Trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Aynı şekilde ilerliyoruz. Bu ara kısma, ortadaki iki zincir kısmına 3 tane yan yana trabzan, 2 tane zincirim, aynı noktaya tekrar 3 tane trabzan. İpi üzerine alıyorum. 2 sabit trabzanımın üzerine yine 2 tane yan yana trabzan yapıp ipi alıp yine motifin üzerine aynı şekilde motifi yapacağız. 3 trabzan aynı noktaya, 2 zincir ve 3 trabzan şeklinde. Bu şekilde ilerleyeceğim artık. Döne döne öreceğim. Biraz önce çevirdiğim gibi sıra sonuna geldiğimde son 2 trabzanı yapıp tekrar 3 zincir çekip çevireceğim. Ve bu şekilde ilerleyeceğim. Ta ki istediğim boyuta gelene kadar. Ben video başında belirttiğim gibi etek üzeri birazcık kısa bir model yapacağım. Crop şeklinde olacak. Ama tam boyda yapılabilir. Tercihinize kalmış. Hemen şöyle tabloma bir bakmak istiyorum. Benim yaptığım beden genişliğine göre 30-31 santim. Hemen bakalım. Arka ortadan basene uzunluk 35 santim. 35 santim, fakat benimki kısa olacağı için ortalama 30 santim civarı olur diye tahmin ediyorum. Tam boyu, tam boydan öncesi de nereye kadar yapacağız? Kol kesimini yapmak için kol evine kadar uzunluk. Şuraya bakıyoruz. 25 santim. Ben bunu bir 4-5 santim aşağı çekeceğim. Kısa olacağı için 21-22 santimde tahmini, 21 santimde falan yüksek ihtimal kol evini koyarız birlikte. Şimdi ben 20 santim olana kadar devam edeceğim. Bu şekilde sonrasında yine birlikteyiz. Evet hanımlar, şu boyuta geldik. Şimdi sıra sayısı olarak bir bakalım. Santim ölçüsü olarak bir bakalım. Motif olarak sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra yapmışım. Bir de santim olarak bakalım. Önce şöyle beden genişliğimizi ölçelim. 20,
9 santim civarı, kol evine kadar uzunluğumuzda 21-22 santim, yanlış hatırlamıyorsam beden genişliğine göre ölçü olarak normal boyutu. Ben şu anda 18 santim yaptım, 18 santim de bıraktım. Birazcık kısa olmasını istediğimi belirtmiştim zaten, crop şeklinde yapacağız. Daha kısa isterseniz 1-2 sıra, 1-2 santim daha kısa yapabilirsiniz. Hayır, tam boy yapmak istiyorum derseniz de yaptığınız beden genişliğine göre buradaki ölçüyü tam tablodakine göre uyarlayabilirsiniz. Ya da işte yapacağınız çocuk yanınızdaysa ona ölçerek de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi kısa olsun istediğim için etek üzerine bu şekilde hazırlayacağım. Şimdi burada kol evine geçeceğiz. Zincir çekmeyelim onun için. Bir zincir çekip sadece şöyle dönelim. Sıradaki trabzanın üzerine battım. Şunu bir yaklaştırayım. Evet, şöyle ilmek kaydıracağım. Bir sonrakine battım. İlmeğimi kaydırdım. Sırasıyla trabzan tepelerinden batıp ilmek çıkararak ilmek kaydırıp ilerleyelim. Ara boşluğa bir kez battım. Buradaki motifi de geçip şu noktadaki trabzanımın üzerine geldim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine tekrar battım. Trabzanımı yapıp normal modelime dönüyorum. 3 tane boşluğa üçlü trabzan, araya zincirim. 2 mi çektiniz, 3 mü çektiniz? Bu noktada elinizin durumuna göre, ipinizin kalınlığına göre tekrar yine aynı boşluğun, aynı motifin içerisine 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. İpi üzerine alıp bir sonraki yan yana ikili trabzanın tepesine yine birer tane trabzanımı yaptım. Bu şekilde kol kesimini yapmış olduk. Yani şu kısmı örmedik hanımlar. Burada da şu noktadan döneceğiz. Ben şimdi oraya kadar modelimi devam ettirerek geleceğim. Oradaki kol kesimini de yapıp döndükten sonra da aynı şekilde ilerleyeceğiz zaten. Yine videomuza ara vereceğiz. Ben normal o şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, şöyle son bir motif kalana kadar ördüm burayı. Şöyle bir koyup bakalım. Bu şekilde, bakın şuradaki görüntünün aynısı burada da oluştu. Böylelikle bu kısmı örmeyeceğiz. Buradan geriye döneceğim. 2 tane yan yana trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümü geriye çevirdim. Hemen yanındaki trabzandan devam edelim. Motifin tepesine, sonra yine aynı şekilde modelimizi ilerleteceğiz hanımlar. Buradaki ölçüyü, şu kısmı kol evinden sonraki uzunluk ölçüsüne göre, yaptığınız yaşa göre ayarlayabilirsiniz. Kol evinden sonraki uzunluktan sonra da ön kısmına geçmiş olacağız. Burası biliyorsunuz süveterimizin arka kısmıydı. Başlarken belirtmiştim diye hatırlıyorum. Belirtmediysem de belirtmiş olayım. Şimdi omuz kısmına kadar öreceğim. Kol evinden sonraki uzunluk ölçüsüne göre, tablo olmayanlar yorumlar kısmında belirtirseniz ben size oradan tabloya ulaşabileceğiniz linki bırakırım. İstediğiniz yaşa göre ölçüleri ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Evet, ben şimdi omuz kısmına kadar devam ettireceğim. Sonrasında ön kısma nasıl geçiş yapacağız birlikte, o kısmı beraber öreceğiz. Evet, şu hale geldik. Şimdi 2, 4, 6, 8 sıra örmüşüm dönerek. Şöyle bir de santim ölçüsüne bakalım. 11, 11,5 civarı. Kol evinden sonraki uzunluk 12 santim. Burası bizim için yeterli. Çünkü şimdi ayırırken birazcık daha uzamış olacak. Şöyle tabloyu tekrar göstereceğim. Bakın, mesela ben
Neye göre yaptım? 1,5-2 yaşa göre yaptım. Şu iki ölçünün arasında ya bunda ya bunda yapabilirsiniz. Mesela 4 yaş için, 5 yaş için, 6 yaş için. Özellikle 6 yaş için konuşmak istiyorum. İsteyen arkadaş bu şekildeydi ya. Beden genişliği 36 santim demiş. Bunu sabit başlıyoruz. 36 santim genişlik olarak. Kol evine kadar uzunluğunu kısaltacağız. Crop model için. Burada 29 santim yazmış. Kaç yapabiliriz? 25 yapabiliriz mesela. 26 yapabiliriz. 2-3 santim kısalıkta olsun isterseniz hemen böyle etek üstü. 29 için dediğim gibi ortalama 25 santim iyidir ama daha kısa isterseniz de ona göre azaltabilirsiniz. Sonrasında kol evinden sonraki uzunluğu 18 santim demiş. Bunu 18 santim yapıyoruz çünkü kol boyu olacak. Orada kısalma yapmayacağız. Şurada da kısalma oluyor çünkü bütün uzunluğu burası da. Onun dışında zaten başka biz ilgilendiren ölçü yok şu anda. Burada beden genişliği aynı olacak. Kol evine kadar uzunlukta 29'da 25 yapın, 24 yapın işte istediğiniz uzunluğa göre o şekilde ayarlayabilirsiniz. 6 yaş için yapacak arkadaş da. Onun dışındaki beden ölçüleri de zaten var. Dediğim gibi beden genişliğini değiştirmiyoruz. Kol evine kadar uzunluğundan kısaltıyoruz. Başka da azalacak, kısalacak bir şey yok. Zaten otomatikman arka ortadan olan uzunlukta azalmış oluyor bu şekilde. Şimdi ben burada kol evi ölçümü tamamladıktan sonra tekrar modelime devam ediyorum. Burada omuz genişliğini koyacağız. Oradaki omuz ölçüme de ben bir bakayım hemen. 2 yaş için 5,5 santim demiş. Omuz kısmını ben normal şartlarda bütün yeleklerde biraz daha geniş yapıyorum tablodakine göre. Çünkü çok ince geliyor bana. Ama bu böyle crop tarz bir süveter olacağı için uygulanabilir. Ama özellikle kışlık modellerde dediğim gibi daha geniş tercih ediyorum. Böyle 1 santim, 1,5 santim genişletebilirsiniz ölçüyü. Sizin göz kararınıza ve kullanma şeklinize, isteğinize kalmış bence. Şurayı da yapıp hemen bir bakacağım. Ne kadar kalıyor? Konuşacağım diye hiç bakmadım çünkü. Şöyle bir düzeltelim. Bir iki tane şuraya kadar yapmış olsak bakın burada şurası da boyun bölgesine gelir. Birer trabzanla dönebiliriz yaka kısmından. Burası uygun gibi görünüyor. Santim olarak da bir bakalım mı? Trabzanları yapıp böyle mi bakalım? Kenar kısmında da bir tane hoş durmayabilir. Yine şöyle iki yapalım. Buradan dönelim. Şöyle bir de ölçü olarak bakalım. Bakın 8 santim olmuş. 5,5 normal şartlarda şurası ve dediğim gibi bana çok ince geliyor bu omuz ölçüsü 2 yaş için. En az 1 santim, 1,5 santim fazlalaştırabilirsiniz. Çok pardon, hatta görülüyor ki burası 8 santim ise daha da fazla yapılabilir. Orası sizin kullanım tercihinize kalmış. Geriye döneceğim buradan. Bakın sadece bu omuz kısmını yaptım. 2 trabzan bir motif, 2 trabzan bir motif, 2 trabzan şeklinde yaptım ben. Aynı ölçüde yapacak olanlar için 3 zincirimi çekip geriye dönüyorum. Sonrasında bu şekilde motifimi ilerleteceğim. Nereye kadar ilerleyecek? Ön kısımda yaka bitip de boynun birleşme noktasında, yani ön kısmı yine birlikte öreceğiz. Oraya kadar bu şekilde uzatacağım. Dönerek öreceğim. Zaten modeli biliyoruz. Bedeni ördüğüm gibi şimdi omuzu döne döne örüp devam edeceğim. Evet, şu hale geldik. Şimdi sıra olarak bir bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. 9 sırayı niye yaptım? Şuradaki kol kısmımız arka yaka kısmına kadar 8 sıraydı biliyorsunuz. Şurada hemen bir sıra bırakacağız. Bir sıradan sonrasını katlayacağız ve buradaki kol evine denk getireceğiz. Yani yaka kısmında şu arkada bir sıra kalmış olacak. Onunla birlikte 8 sırada burası, toplamda 9 sırayı yaptık. Şimdi bunu bir tane zincir çekiyorum. Hatta şöyle iki çekelim, sağlam olsun. İpimi burada kesiyorum. İpi burada kestikten sonra karşı tarafa başlayacağız. Şöyle ipimin ucunu tekrar alıp buradaki ölçünün aynısını yapacağız. Dolayısıyla şuradaki, bakın, şuradan tığımı geçirdim.
İki tane yan yana olan ikili trabzanımın ikincisinden. İpimi buraya sabitleyip bir, iki, üç tane zincirimi çekerek başladım. İpi üzerine aldım. Hemen yanındaki trabzanın üzerine modeli aynen uygulayacağım artık buradan sonrası. Modelin üzerine tekrar geçiyorum. Modelin üzerine model, trabzanların üzerine trabzan yaparak burayı da aynı şekilde 9 sıra olacak kadar yapıyoruz. Gide gele dönerek. Dediğim gibi buranın aynısını buraya uyguluyoruz. Başlangıç noktamız şurası bakın. 2 trabzan model, 2 trabzan model, 2 trabzanın ikincisinden sabitledim ve 9 sırada o tarafı öreceğim aynı burası gibi.